Merhabalar sevgili gençler, sınav ajandası köklü sayılar konu anlatımıyla devam ediyoruz. Eşlenikte kalmıştık. Kök A eksi kök B irrasyonel sayısına, kök A artı kök B irrasyonel sayısının bir eşleniği denir. Neden bunun eşleniği bu? Çünkü çarpıldıkları zaman, yani bir irrasyonel sayıyla farklı bir irrasyonel sayıyı çarptığın zaman eğer sonuç rasyonel çıkıyorsa, bunu not alabilirsiniz. Biz bu iki sayıya birbirinin eşleniği diyoruz. Şunu da söylemekte fayda var. Mesela kök 2 sayısının eşleniği nedir diye sorulduğu zaman genelde öğrenciler eksi kök 2 der. Tamam, bu bir eşleniktir ama kök 2 sayısının bir eşleniği kök 2 olabilir, 2 kök 2 olabilir, 3 kök 2 olabilir. Yani sonsuz tane eşleniği vardır. Sonuç olarak ben bu kök 2 ile 3 kök 2'yi çarptığım zaman da 3 çarpı 2'den 6 sonucunu alıyorsam ve sonuç bir rasyonelse bu iki sayı birbirinin eşleniğidir diyebiliriz. Kök 5 artı kök 2'nin eşleniği kök 5 eksi kök 2. Kök 7 eksi kök 3'ün eşleniği kök 7 artı kök 3. Kök 3 artı 1'in eşleniği kök 3 eksi 1. Tabi bunlar olabildiği gibi mesela kök 3 artı 1'in eşleniği kök 3 eksi 1 olabildiği gibi eksi kök 3 artı 1 de olabilir. Sonuç olarak bizim burada amaçladığımız şey iki kare farkı elde edebilmek. Sırf bu yüzden eşlenik olarak sadece bir tanesinin işaretini değiştiriyoruz. 2 artı kök 5'in eşleniği 2 eksi kök 5. Kök 2 eşittir kök 2 artı 0 olduğu için kök 2 eksi 0 bunun eşleniğidir, yani kök 2'dir. Aynı zamanda eksi kök 2'dir de diyebilirsin. Kök 3 artı 3'ün eşleniği kök 3 eksi kök 3'tür denilebilir. Payda da a eksi kök b varsa pay ve payda a artı kök b ile çarpılır eşlenikte ve şu şekilde bir ifade elde edilir. Bakın kök a artı kök b ile a eksi kök b'nin çarpımı a kare eksi b'dir. Olmuş. Neden? Çünkü iki kare farkı var. A'nın karesi eksi kök b'nin karesinden bu ifade geliyor. Kök a eksi kök b varsa pay ve payda da pay ve payda kök a artı kök b ile genişletilir. Ve sonuç olarak da kök a'nın karesi a, kök b'nin karesi b olduğu için a eksi b kalır payda da. Şimdi sorumuza bakalım. 6 artı 3 kök 2 artı 6 bölü 3 kök 2 artı 2 kök 3 eşittir. A kök 2 artı b kök 3 ifadesinde a ve b iki tam sayıdır. A artı b toplamı nedir diye sorulmuş. Şöyle yapalım. Birazcık yaklaştıralım. Ve sonra diyelim ki şurası 3 kök 2 eksi 2 kök 3 ile genişletilsin. Üst taraf ne olur? 18 kök 2 eksi 12 kök 3 bölü alt tarafta 3 kök 2'nin karesi 18 eksi 2 kök 3'ün karesi 12 eşittir a kök 2 artı b kök 3'müş. Şimdi şu kısım var ya sevgili gençler, sol taraftaki 18 eksi 2 6'dır. 18'i 6'ya bölersek 3 kök 2 gelir. Eksi 12'yi 6'ya bölersek 2 kök 3 gelir. Tamam mı? O halde A dediğimiz sayı 3 ile B dediğimiz sayı eksi 2 ile eşleştirilirse A 3'tür. B de eksi 2'dir. Bunların toplamı sorulmuş. Cevap 1'dir diyebiliriz. Geçtik bir diğer sorumuza. Y eksi kök x bölü y artı kök x artı y artı kök x bölü y eksi kök x 1. X'in y türünden eşit. Şimdi burayı y eksi kök x de, burayı y artı kök x de genişletecek olursak bakın y eksi kök x çarpı y eksi kök x dediğimiz ifade çarpıldığı zaman bir tam kare oluşturur. Dolayısıyla açalım onu. Y kare eksi 2 y kök x. Tamam mı? Artı kök x'in karesi x. Artı. Şimdi şununla da şunu açalım. Y kare artı 2 y kök x artı x bölü alt kısımdaki ifade y kare eksi x'tir. Şimdi üst tarafa bakacak olursak şuradaki eksi 2 y kök x de artı 2 y kök x birbirini götürür. Ve geriye 2 y kare artı 2 x bölü y kare eksi x gelir. Şimdi burada y eşitmiş 1'e. Dolayısıyla birbirine eşitleyeceğiz payı ve paydayı. 2 y kare artı 2 x eşittir y kare eksi x diyeceğiz. Buradan y kare eşittir eksi 3 x olur. X'in y türünden eşitliği sormuştu. Eksi 3 karşıya atarsak y kare bölü eksi 3 eşittir x olacaktır. Ve x'in y türünden eşiti de budur diyebiliriz. Cevabımız Edirne'dir. Bir diğer örnek. Genelde öğrencilerin klasik tarzdaki sorular içerisinde zorlandığı sorulardan bir tanesi. Şöyle diyelim. 2 kök 2 bölü 1 artı kök 2 artı kök 3 artı. Bakın ben burayı kök 3 eksi kök 2 ile genişlettiğim takdirde üst taraf kök 3 eksi kök 2 olur, alt taraf 1 olur. Demek ki burası aslında kök 3 eksi kök 2'nin ta kendisiymiş. E peki, şimdi gelelim şuna.
Buranın paydasında 1 var diye düşünelim ve ben burayı 1 artı kök 2 artı kök 3 ile genişleteceğim. Şimdi zaten şu kısım var ya, kök 2 artı kök 3, kök 3 eksi kök 2'nin bir eşleniğidir. Dolayısıyla 2 kök 2 artı, yanına devam ediyorum yazmaya, 1 çarpı kök 3 eksi kök 2, kök 3 eksi kök 2 yapar. Artı kök 2 artı kök 3 de eksi kök 2 artı kök 3'ü çarparsak da burasına gelir 1 gelir. Bölü 1 artı kök 2 artı kök 3 yaptı. Eşittir. 2 kök 2'den kök 2'yi çıkar, kök 2 artı kök 3 artı 1 bölü, altta ne var? Kök 3 artı kök 2 artı 1 var. Şimdi bunlar birbirine eşitse cevap nedir? 1'dir diyebiliriz. Yani cevabımız C seçeneğiymiş. Geçtik sevgili gençler 1 alt sayfaya. Yani 8. sayfamızın ilk sorusuna. 1 artı kök 2, 1 artı kök 2 eksi kök 3 eksi kök 6'ya bölmüş. Bunun sonucu nedir diye sormuş. Ben bu payda kısmını 1 artı kök 2 eksi kök 3 parantezinde 1 artı kök 2 yazarım. Sonrasında 1 artı kök 2 parantezinde burada 1 kalır, burada da kök 3 kalır. Şimdi 1 artı kök 2'yi 1 artı kök 2 parantezinde 1 eksi kök 3 diye yazacak olursak 1 artı kök 2'ler gider. 1 bölü 1 eksi kök 3'ü de 1 artı kök 3 ile genişletecek olursam üst taraf 1 artı kök 3 olur. Alt tarafta 1 eksi 3'ten eksi 2 olur. Dolayısıyla ben bu eksi 2'nin de eksisini yukarı dağıtırsam eksi 1 eksi kök 3 bölü 2 benim cevabım olur diyebiliriz. Yani cevabımız Denizli seçeneğidir. Geçtik bir alttaki soruya. Aynı mantaliteyi kullanacağız gibi geliyor. Bakalım. Burada kök 3 eksi 1 var. Ben burayı kök 2 parantezine alırsam kök 3 eksi 1 gelir. Eksi parantezine alırsam gene kök 3 eksi 1 gelir. Bunu da kök 3 eksi 1 parantezinde kök 2 eksi 1 yazabilirim. Bakın kök 3 eksi 1 ile kök 3 eksi 1 gider. Geriye sadece 1 bölü kök 2 eksi 1 diye bir ifade kalır. Ben bunu kök 2 artı 1 ile genişletecek olursam üst taraf kök 2 artı 1 olur. Alt tarafta kök 2'nin karesi 2 eksi 1'in karesi 1'den alt taraf 1 olacağı için direkt cevap kök 2 artı 1'e eşittir diyebiliriz. Yani cevabımız Ceyhan olacak. Diğer örnekte de burayı eşlenikle falan genişletmeye çalışırsak durum sıkıntı. Ama şöyle bir şeyi fark edersek, bakın kök 2 artı 1'in eşleniği kök 2 eksi 1. Kök 6 eksi 2'nin eşleniği kök 6 artı 2 burada verilmiş. O halde ben kök 6 eksi 2 bölü kök 2 artı 1'i, tamam mı, kök 6 artı 2 bölü kök 2 eksi 1 ile çarpayım. Eşittir ne olur diye bakalım bir. Kök 6 eksi 2 ile kök 6 artı 2'nin çarpımı. Kök 6'nın karesi 6, eksi 2'nin karesi 4, alttan 4'ü çıkar 2. Bölü kök 2 artı 1 ile kök 2 eksi 1'in çarpımında 1'dir. Ve ben şuranın x olduğunu biliyorum. Bana şurası sorulmuş. Değil mi? Yani x çarpı soru işareti 2'ymiş. O zaman soru işareti nedir? 2 bölü x'tir diyebiliriz sevgili gençler. Cevabımız Bursa seçeneği olacaktı. Geçtik yukarıdaki sorumuza. Bilgisayar neden böyle kastı anlamadım. İşlemin sonucu nedir diye sorulmuş. 243 dediğimiz sayı 3 üzeri 5'tir ve bu 5'ler giderse burada sadece 3 kalır. 11'den 3'ü çıkardınız, 8. 8'in küp kökü 2'dir. 16'ya 2 eklediniz. 14'e 2 eklediniz. 16. 16'nın kare kökü kalıyor sonuna. Cevap nedir? 4'tür diyebiliriz. Bir alttaki soru. 32'nin 5. dereceden kökü 2'dir. 2'ye 7 eklersek 9. 9'un kare kökü 3. 3'e 24 eklersek 27, konuşamıyorum. Şurası da 3. 27'nin küp kökü. 3'ün küpünün küp kökü nedir? 3'tür. O halde cevabımız Bursa olacak. Şimdi şu tarz sorulara bakalım. Buradakiler, şu yukarıdakiler küp köklüler vardı. 5. dereceden köklüler vardı ama hepsi birbirine artı veya eksi işaretleriyle bağlanmıştı. Buradakiler de çarpım durumda olursa ve iç içe kökler olursa ne yapacağız? Bakın iç içe kökler varsa N, M, K bunların hepsini çarpacaksın. Tek kök içerisinde A diyeceksin. Peki bu köklerin arasında farklı sayılar varsa o zaman ne olacak? Bakın N, M, K çarptın. Sonrasında şunu kapattın. Tamam, şurayı görme. X üzeri M çarpı K. Sonra bununla da işim bitti. Y üzeri K. Sonra bununla da işim bitti. En son geriye Z kalıyor. Tamam, bunu bu şekilde yazabilirsin. Alttakiler senin için önemli mi? Bu tarz sorular için şu an önemsiz. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Bakalım. Ben bunu 3 kere 2 karekök olduğu için 6. dereceden kök içerisinde 2'nin karesi 4 çarpı 3.
Yani bu neymiş? 6. dereceden kök içerisinde 12'ymiş. Peki bu buna eşit mi? Değil. O zaman 1 yanlış. Şuraya bakalım. 2 kere 3. 6. dereceden kök içerisinde 2'nin küpü 8 çarpı 3. 24. 6. dereceden kök içerisinde. Doğru. Buraya bakıyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 2. 8. dereceden kök içerisinde 2'nin 2 kere ikinci kuvveti yani 2 üzeri 4 çarpı 2'nin karesi çarpı 3. Peki şu kısım 12'ye eşit mi? Değil. O zaman sadece doğru olan cevabımız burası olacakmış sevgili gençler. Geçtik 9. sayfamıza. 9. sayfanın ilk sorusu. Karekök içerisinde 3 çarpı karekök içerisinde 1 bölü 2 çarpı karekök içerisinde 16. Bu 16'yı ben dışarı 4 diye çıkarabilirim. Şurası 4 olsun. 4 bölü 2 2'dir. Dolayısıyla karekök içerisinde 3 karekök içerisinde 2 gelir. Bu da neninci dereceden kök içerisinde m'ye eşitmiş. Şimdi bakın. Şurası 2. Burası da 2. 2 kere 2 dördüncü dereceden kök içerisinde 3'ün karesi 9 çarpı 2. O halde burası dördüncü dereceden kök içerisinde 18'dir. Ve bize bunun n'nin dereceden kök içerisinde m olduğunu söylemişti. Demek ki 4 n'ye eşitken 18 de m'ye eşitmiş. Dolayısıyla m artı n'nin toplamı en az kaçtır diye soruyordu. 18 artı 4'ten doğru cevabın 22 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Geçtik bir alttaki sorumuza. Bakın şurada 0,3 devreden diye bir ifade var. Bu 0,3 devreden dediğimiz ifade 3 bölü 9'un yani 1 bölü 3'ün yani 3 üzeri eksi 1'in ta kendisidir. Dolayısıyla burası 3 üzeri eksi x'tir. Bu bir. İkincisi kökün derecesi 2, kökün derecesi 4, kökün derecesi 2. 2 kere 4, 8. 8 kere 2, 16. 16. dereceden kök içerisinde 3'ün küpünün 8. kuvveti. Bakın 3'ün küpünün 4 kere 2, 8. kuvveti. Yani 3 üzeri 24 çarpı. Şuraya geçtik şimdi. Şurayla işimiz bitti. 3'ün karesi çarpı 3. Yani burası 16. dereceden kök içerisinde. 16. dereceden kök içerisinde. Ne yapacak sevgili gençler? 3 üzeri 27 yapacak. Bu da 3 üzeri 27 bölü 16 şeklinde yazılabilir. 3 üzeri 27 bölü 16. Eğer ki 3 üzeri eksi x'e eşitse 27 bölü 16 eksi x'e eşittir. Dolayısıyla x de eksi 27 bölü 16'dır diyebiliriz. Yani cevap Bursa'dır. Geçtik bir alttaki sorumuza. 1 bölü 4, 1 bölü 16 ve 1 bölü 8 var. Sen bunların her birinin yani bunun 2 üzeri eksi 1, eksi 2. Bunun 2 üzeri eksi 4, bunun 2 üzeri eksi 3 olduğunu biliyorsun. Burada da 2, 3 ve 2 var. Çarpımları 12'dir. 12. dereceden kök içerisinde tek kök. 2 üzeri eksi 2'nin 3 kere 2, 6. kuvvet yani 2 üzeri eksi 12 çarpı. 2 üzeri eksi 4'ün karesi yani 2 üzeri eksi 8 çarpı. 2 üzeri eksi 3. Bunun 12. dereceden kök içerisinde eksi 12, eksi 8 daha eksi 20, eksi 3 daha eksi 23, eksi 23 olduğunu biliyorsun. Bu da 2 üzeri x'e eşitmiş. Yani bu da 2 üzeri eksi 23 bölü 12 yapacaktır. 2 üzeri x'e eşitse o halde eksi 23 bölü 12 x'e eşittir. Yani cevap da Bursa'dır diyebilirsin. Geçtik sevgili gençler üstteki sorumuza. Üstteki soruya geçmek için vakit kaybediyoruz. Evet. A ve B pozitif gerçek sayılar olmak üzere. Bu önemli. A artı B artı 2 kök AB. Yani bunu şöyle diyebiliriz. Hangi formatta olacak? Karekök içerisinde A artı veya eksi 2 kök B formatındaki ifadelerden bahsediyoruz. Burada bir sayı. Bu kökün içerisinde bir sayı varken şuradaki 2'nin olması şart ve bu da bir karekök içerisinde ise, tamam mı? Bu formatı uygulayabilirsin. Yani bu büyük A'yı A ile B'nin toplamı, bu büyük B'yi de A ile B'nin çarpımı olarak yazabiliyorsan bunları bu şekilde dışarı çıkarabilirsin diyoruz. Anlaştık mı? Peki. Bakalım şimdi dikkatli dinleyin. Bu 5 dediğimiz sayı 3 ile 2'nin toplamı. Buradaki 6 dediğimiz sayı da 3 ile 2'nin çarpımı. Yanında da aynısı var. 3 ile 2'nin toplamı. 3 ile 2'nin çarpımı. Şimdi buradaki eksi. Dolayısıyla ben buraya kök 3 eksi kök 2 diye çıkaracağım. 3 ile 2'nin toplamı ve çarpımı içinde yazdık ya. Ondan kaynaklı artı. Burası da artı olduğu için kök 3 artı kök 2 yazacağım. Buradan eksi kök 2 ile artı kök 2 giderse doğru cevabın 2 kök 3 olması gerektiğini söyleyebilirsin. Şunu sorabilirsin. Hocam kök 2 eksi kök 3 diye niye çıkarmadık buradakini? O zaman da cevap 2 kök 2 gelirdi. Doğrusun, haklısın ama şöyle bir durum var. Kök 2'den kök 3 çıkarsa negatif olur. Karekökli ifadenin sonucu negatif olamaz. Bundan kaynaklı da yukarıda mutlak değer içerisinde çıkarmış bunu. Yani ne, her halükarda pozitif çıkacak bu. Tamam.
Şimdi alt kısımdayız. Alt kısımda da bakın burası 3 ile 1'in toplamı. Burası 3 ile 1'in çarpımı. Aynı şey yan tarafta da var. Demek ki bu aslında 1 bölü kök 3 artı 1 eksi 1 bölü kök 3 eksi 1 imiş. Ben burayı kök 3 eksi 1 ile burayı kök 3 artı 1 ile genişletecek olursam üst taraf kök 3 eksi 1 eksi kök 3 artı 1 olur. Bölü kök 3'ün karesi 3, 1'in karesi 1 olduğu için buraya 2 yazacağım. Şimdi açalım. Kök 3 eksi 1 eksi kök 3 eksi 1 bölü 2. Kök 3'ler gider. Üst taraf eksi 2, alt taraf 2, eksi 2'yi 2'ye böl. Cevap ne olur? Eksi 1 olur. Şimdi geçelim bir sonraki sayfamıza. Bir sonraki sayfa için burada iki tane sorumuz var. Bu iki soruyu da çözdükten sonra konu bitecek ve artık başka konulara geçeceğiz. Kök 2 bölü 5 eksi 2 kök 6. Bakın buradaki 5 dediğimiz sayı aslında yine 3 ile 2'nin toplamıdır. Bu da 3 ile 2'nin çarpımı. Aynı şey sağ tarafta da var. O halde aslında burası kök 2 bölü kök 3 eksi kök 2 artı. Burası da kök 3 bölü kök 3 artı kök 2. Ben burayı kök 3 artı kök 2 ile eşleniğiyle burayı kök 3 eksi kök 2 ile yine eşleniğiyle çarparsam ne gelir? Kök 2 kere kök 3 kök 6. Kök 2 kere kök 2 de 2. Burası kök 3 kere kök 3 3. Eksi kök 2 kere kök 3 eksi kök 6 olur. Bölü alt kısımda kök 3'ün karesi 3, kök 2'nin karesi 2 olduğu için çıkar 1. Artı kök 6 ve eksi kök 6 gider. 2 ile 3'ü topla 5 bölü 1 neye eşittir? 5'e. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneğidir dedik. Bir diğer örnek. 5 eksi kök 21 artı 5 artı kök 21 işleminin sonucu nedir? Çoğumuzun aklına her iki tarafın çoğumuzun aklına bunun karesini alalım diye bir fikir gelebilir. Ama o zaman da 2 çarpı 1. çarpı 2.den durumlar sıkıntıya girebilir. Dolayısıyla hani bu soru için belki sıkıntıya girmiyordur. 25'ten 21'i çıkardığımızda 4 o da karekök dışına 2 diye çıkabilir. Bir sıkıntı yok ama bunu şöyle çözeceğiz. İyi dinle. Ben bu ifadenin tamamını kök 2 ile çarpayım. Kök 2'ye böleyim. Neden kök 2? Şundan kaynaklı. Bu 2'yi içeri sok bakalım. Kök 2'yi içeri sok. 2 diye girer. 10 eksi 2 kök 21 bunun karekökü artı yine aynı şekilde 10 artı 2 kök 21. Bir de bunun karekökü bölü kök 2. Şimdi bakınız 10 dediğimiz sayı 3 ile 7'nin toplamı iken 21 dediğimiz sayı 3 ile 7'nin çarpımıdır. Aynı şey sağ tarafta da var. Dolayısıyla kök 7 eksi kök 3 artı kök 7 artı kök 3 bölü kök 2 bizim cevabımız olacak. Artı kök 3 ile eksi kök 3 giderse üst taraf 2 kök 7 bölü kök 2 olur. Ben bunu kök 2 çarpı kök 2 2'dir biliyorsunuz çarpı kök 7 bölü kök 2 diye yazarsam şunlar gider. Kök 2 ile kök 7'nin çarpımı da kök içerisinde 14 olur diyebiliriz. Evet sevgili gençler, bu videonun sonuna geldik. Şimdi diğer PDF'lerde orijinal sorular vardı, yeni nesil sorular vardı. Bu PDF'de yeni nesil soru yok. Yeni nesil sorular için ekstra bir çözüm sunacağım sizlere. Tamam. Bu sırada birkaç gündür hastaydım. Bundan önceki köklü sayılar videosu da bayağı bir önce gelmişti. Bir hafta önce gelmişti. Kitapların çözümleri çok çok hızlandı. Bu hız ile beraber Kasım ayında biz bu kitapları bitireceğiz. Ve hala bu sınav ajandası için verdiğimiz söz de geçerli. Yani Aralık ayında, Ocak ayının ikinci haftasında, Aralık ayının sonunda tüm konu anlatımları yani mat 1 artı mat 2 bakın mat 2 de söylüyorum mat 1 artı mat 2 tamamı bitecek hızlanacağız. Şimdilik kitaplara daha ağırlık veriyorum. Kitapları çabucak bitsin diye. Kitaplar bitsin ki konu anlatımlarına düzgün bir şekilde kaliteli bir biçimde devam edelim sevgili gençler. Bu sırada yine kendi yazdığım matematiğin ilacı kitabı yazarlarından birisi olduğum matematiğin ilacı kitabının çözümlerini ve konu anlatım kısımlarındaki konu anlatımları da Irmak Hoca Matematik kanalında bulabilirsiniz. Irmak Hoca tamamını hani konuların tamamını en azından problemler kısmına kadar olan konuların tamamını tek tek didik didik anlatıyor. Ve tamamı da yeni nesil sorulardan oluşuyor konu anlatım kısmının. O yüzden bu sorulara, bu konulara da dikkat. Mutlaka kitabı edinin ve mutlaka çözmeye başlayın. Çözemediğiniz soruları Irmak Hoca Matematik kanalından izleyin sevgili gençler.
Bu videoyu noktalıyoruz. Dediğimiz gibi bir sonraki konu anlatım videosunda görüşeceğiz. Konu anlatım videoları bundan sonra hızlanacak sevgili gençler. Diyelim hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın diyelim. Kendinize dikkat edin.